Herkese merhaba. Ben Kardeşçesi. Kardeşçesinin ne olduğunu büyük ihtimalden bilmiyorsunuzdur. Hemen söyleyeyim. Ben sadece kar yiyebiliyorum ve karlardan bir sürü şey yapabiliyorum. Ama son zamanlarda çok mutsuzum. Bunun nedeni küresel ısınma ve insanlar. Sizden bir ricam var insanlar. Artık lütfen küresel ısınmayı bir dur diyelim. Siz küresel ısınmayı tetikleyecek şeyler yapmaya devam ettiğinizde kar yağmayacak ve küresel ısınma daha da ilerleyecek. Ve benim sadece bu kadar karım kaldı. Bunlar bana yeter mi, yetmez mi bilmiyorum. İnsanlar siz nasıl yemeksiz yaşayamazsınız, ben de karsız yaşayamıyorum. Lütfen artık bunları tetikleyecek şeyler yapmayın. Biz bunu kendi dilimizde yıllardır anlatmaya çalışıyoruz. Ama maalesef anlamıyorsunuz. Çünkü siz insan dilinde konuşuyorsunuz. Biz ise hayvan dilinde. O yüzden anlaşamıyoruz. Ama biz de artık sanat yönünü deneyelim dedik. Sanat dilini deneyelim dedik. Size küçük bir tiyatro hazırladık. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Arkadaşlarımla küçük bir tiyatro. Umarım beğenirsiniz. Kardeşesinden hepinize selamlar ve bay bay. Merhaba, ben Gezgiden Çiçeği. Çok meraklı olduğum için çok geziyorum. Çok gezdiğim için de hemencik susuyorum. Ama maalesef hiçbir su kaynağı bulamıyorum. Bulursam bile küçücük bir su birikintisi oluyor ve çok kirli. Gördüğünüz gibi maalesef mecburen kirli su içmek zorunda kaldığım için rengim de çok soldu. Şimdi diyorsunuz ki yağmur yağıyor ya, ondan su alamıyor musun? Alamıyorum. Çünkü yağmur yağmıyor. Küresel ısınma artık çok arttı. Evet. Çok haklı. Küresel ısınma yüzünden ben de en iyi arkadaşım Güneş'i kaybettim. O küresel ısınma var ya, o küresel ısınma. Onun yüzünden Güneş'le bir daha oynayamıyorum. Küresel ısınma hep Güneş'le oynamak istiyor ve Güneş kabul ediyor. Bu yüzden Güneş'le hiç oynayamıyorum ve ben de bu yüzden çok yalnızım. Lütfen bize yardım edin. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Merhaba, ben Su Kelebeği ve üzgün bir Su Kelebeği. Neden mi? Çünkü oynayacak yerimiz yok. Arkadaşlarım, ben. Hiçbir yerde oynayamıyoruz. Bu avcılar yüzünden, kötü insanlar yüzünden. Hiçbir yerde oynayamıyoruz. Ağaçları kesiyorlar. Oynayacağımız göllerde, içeceğimiz sularda gereksiz yere, boş yere kullanıp duruyorlar. Ve bu yüzden lütfen bu doğayı kurtarın. Benim için, arkadaşlarım için, anlayışınız için çok teşekkür ederim. Ve Dünya Tiyatro Gününüz kutlu olsun. Merhaba, ben Hava. Evet, her zaman içeride ve dışarıda yanınızda olan Hava. Ama son zamanlarda kendimi... Gördüğünüz gibi yorgun, hasta ve kirli hissetmeye başladım. Ve nedenini bilmiyorum. Galiba küresel ısınma yüzünden. Ama emin değilim. Galiba o kötü gazlar beni bu hale getirdi. Ve artık görevimi yapamıyorum. Size yeterli kadar yardım edemiyorum. Lütfen bu küresel ısınmayı durdurmak için bir yol bulun. Ki siz bana ve ben size yardım edebileyim. Ve bu arada Dünya Tiyatro Günü'nüz kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar. Bu zamanlar küresel ısınma çok kötü artıyor. Ormanlarımız çok kötü durumda. Arkadaşım Hava hiç nefes alamıyor. Onun yüzünden bütün hayvanlar daha az nefes alıyor. Lütfen insanlar, fabrikalar yapın diyorum ama o kadar fazla yapmayın. Yani ormanlarımızı getirmeyin. Siz nasıl bazen aç kalıyorsanız, yani hava alamıyorsanız, biz de öyleyiz. Biz sizden daha da kötü şeyler yaşıyoruz. Tabii biz sizin dilinizde konuşamıyoruz. Ve siz de bizim dilimizle konuşamıyorsunuz. Ama Dünya Tiyatro Günü'nde orada olmuş olacağız. Size küçük bir mesajımız var. Hatta şimdiden açıklayayım.
bizi koruyun. Ben kaplan. İnsanlarla hiç aram iyi değil çünkü bazı kaplan arkadaşlarımı kafese kapatıp ölüme terk ediyorlar. Ve bu durum beni çok üzüyor. Ve ben de onların yerinde olunca nasıl hissedeceğimi düşünüyorum. Onlar kafeste öldü. Ormanda yalnız kaldım. Keşke onları görebilseydim. Merhaba, ben Anne Kuş. Bugün size bir üzüntümden bahsedeceğim. Sadece benim üzüntüm değil, sadece benim problemim değil. Bu ağaçta yaşayan bütün canlıların problemi haline geldi. Çünkü son zamanlarda ağaçları çok kesmeye başladınız. Ve ben de ağaçta yaşadığım için yavrularımla birlikte ve ağaçta yaşayan diğer arkadaşlarımla birlikte yuvasız kalacağım. Siz ağaçları kestiğiniz sürece ağaçta yaşayan bütün hayvanlar yuvasız kalıyor. Biz sizin dilinizden, siz de bizim dilimizi anlamadığınız için insanlarla anlaşamıyoruz. Merhaba, ben Çiçek. Bugün ne kadar güzel bir gün değil mi? Ama arkadaşlarım olsa daha güzel olurdu. Tüm ağaç arkadaşlarım insanlardan dolayı kesiliyor. Onların yerine kocaman binalar yapıyorlar. Hayvan arkadaşlarım da bundan dolayı kaçıyor. Ama insanların iyileri de var. Bence insanların en iyileri çocuklardır. Fikirleri muhteşem. Uçan arabalar, sihirli evler. Çocuklarla konuşabilsem çok güzel olurdu. Buldum. Dünya Tiyatro Günü'nde onlara bir mektup yazacağım. Bu çok güzel olacak. Neyse, benim gitmem gerekiyor. Görüşürüz. Merhaba, ben Ku. Ama çok üzgün bir kuyum. Çünkü küresel ısınma var. Deniz ya da göl bulamıyorum. Günlerdir yürüyorum ve çok yorgunum. Hiçbir yerde yüzemiyorum. Ağaçlar da hep kesiliyor. Arkadaşlarım ölmek üzere, yok olmak üzereler. Ben de yok olabilirim yakında. Benim adım. Zehirliyimdir, biraz susuzdur tadım. Dünya Tiyatro Günü'nde size sanatla sesleniyorum. Beni anlamanızı, duymanızı ümit ediyorum. Bana pek dokunmazlar zehirliyim diye. Ama doğaya zarar veriyorsunuz. Niye? 3 metre kanatlarıyla dünyayı kucaklayan albatros mesela. Biliyorum, sıra gelecek bana da. Bizi rahat bıraksanız, küresel ısınmaya engel olsanız. Dünyamız sizin elinizde. Küresel ısınma tehlikesi peşimizde. Küresel ısınma. Öncelikle size bir şey sormak istiyorum. Ta buralar kadar gelmişim. Dünya Tiyatro Günü'nü ben de kutlamak istiyorum. Böyle olmaz ki ama. Neden bu günü bana karşı kullanıyorsunuz? Çok güzel bir günün olması gerekiyor bunun. Ama trileçeler, çilekler, konuşan kuğular hepsi bana karşı kullanıyor bu günü. Üzüldüm cidden, kalbim kırıldı valla. Ama şimdi herkes benimle ilgili konuşuyorsa... Tam olarak neyimle ilgili konuştuklarını söylemeyeceğim. Aslında o kadar iyilik yapmamış olabilirim. Her neyse. Şimdi herkes benimle ilgili konuşuyorsa ben ünlü müyüm şimdi? Yani mesela National Geographic'e çıkabilir miyim? Onu da düşünmek lazım. Ama anladığım kadarıyla siz beni sevmiyorsunuz. Ve istemiyorsunuz. Ben de istenmediğim yerde kalmam canım. Aslında beni gerçekten tanırsanız beni sevebilirsiniz.
Cidden söylüyorum vallahi. Yalan yok. Mesela ben size iyilik yapıyorum. Kimse kışı sevmez ki. Yani mesela görüyorsunuz. Bu kadar fazla kat giymeyi kim sever? Direkt güzel bir şeyler giyin böyle yani. Ama siz bunu anlayamıyorsunuz. Kutup ayıları kutuplarda donuyorlar arkadaş ya. Ben onlara yardım ediyorum. Ayrıca iş de yaptırıyorum. Dondurma satıcıları için ben muhteşem bir olayım. Adeta bir mucizeyim biliyor musunuz ya? Sadece söylemek istediğim bu. Beni gerçekten tanırsanız sevebilirsiniz. Merhaba, ben Dünya. Şimdi size seslenmek isterken çocuklardan gelen bir sürprizle karşı karşıyayım. Bir mektup var. Şimdi size bu mektubu okumak istiyorum ama ondan önce herkesin Dünya Tiyatro Günü'nü kutluyorum. Bakalım çocuklar ne demiş. Aslında içinde yaşadığımız dünya ne uzak, ne küçük, ne de çok yakın. Çok büyük bir dünya. Aslında önemli olan fark etmek, değerini bilmek, korumak, ona çok çok iyi bakmak. Dünyamız bir tane. Evet, bir taneyim, en değerli benim. Bir eş yok bu evrende. Çok doğru demiş çocuklar, en özel gezegen benim. Sonsuzlukta parlayan bir hazine. Evet, kesinlikle bir hazineyim ben. En değerli benim.